Arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Trigonometri kampındayız arkadaşlarım Ve Trigonometri kampında Trigonometri fasikülümüzde açıncı sayfaların çözümlerini yapacağız Sadece bugün 22. sayfa olacak arkadaşlar Ama 22. sayfa deyip geçmeyin Tek sayfa deyip geçmeyin Çok güzel bilgiler öğreneceğiz Çok güzel sorularla birlikte Evet trigonometri fasikülümüzden ilerliyoruz. Trigonometri fasikülünü sevgili arkadaşlarım almak isteyen öğrenciler açıklama kısmındaki linklere tıklayıp buralardan satın alabilirler arkadaşlar. Ve kampa da bizimle beraber devam edebilirler ki biliyorsunuz Mert hocamız zaten yapmıştı bu kampı. Kenan hocanızla ben şu an aktif olarak güncel olarak bu konu anlatımlarını hem de soru çözümlerini yapıyoruz arkadaşlar. Yani 3 tane birbirinden değerli birbirinden güzel birbirinden eğitime gönül vermiş hocanızla birlikte bu kitabın çözümlerini yapıp hem de öğrencilerimize bu artı 4 net olayını yedirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bütün emek sizler için arkadaşlar. Umarım bizler de karşılığını, sizler de karşılığını hep beraber alacağız arkadaşlar. Evet. Artık hazırsanız konumuza geçebiliriz. Abone olmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Dersimize yani ne demiştik? Özel açıların trigonometrik değerleri sevgili arkadaşlarım. Konumuz bugün. Şöyle ekranımızda yansıtalım, yaklaştıralım ve başlayalım dersimize. Özel açıların trigonometrik değerleri yani 30 derece, 60 derece, 90 derece ve 45-45-90 derece özel üçgenleri yardımıyla yani 30-60-90 ve 45-45-90 özel üçgenlerinden bahsediyoruz. Yardımıyla bulunabileceği gibi tablo oluşturma yöntemi de kullanılabilir tabii ki. Biz hangisini tavsiye ediyoruz? Ben hangisini tavsiye ediyorum? Üçgen çizerek bulmanız en doğrusu ve en kolay olacaktır. Diğeri biraz daha ezber yöntemine kayabilir. Bunları da zaten şöyle ki zaman geçtikçe zaten öğreneceksin ve aklında yer etmeye başlayacak ezber gibi. Yani örnek veriyorum biz sayı saymayı ezberlemedik ama sayı saymayı çok iyi biliyoruz ya hani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 7 denilince aklımızda canlanan şey. Hani 7 denilince aklımda benim bu canlanmaz yani değil mi? 7 denilince aklımda bu canlanır. Örnek veriyorum. Aynı bu şekilde o satmış denildiği zaman benim kafamda sadece ama sadece tek bir şey canlanılıyor. 1 bölü 2. Yani bunu da artık soru çözdükçe soru çözdükçe böyle soruların içerisinde boğuştukça boğuştukça boğuştukça, boğuştukça hata yapa yapa öğrene öğrene... Artık ezber gibi bir şey olacak zaten. Nasıl ki senin aklına işte 7 denildiği zaman aklına 7'den başka bir şey gelmiyorsa. Kotanjant 30 denildiği zaman kökücü bulacaksın. Sin 45 dediği zaman kök 2 bölü 2'yi zaten bulacaksın. Zaten aklında yer edecek başka bir şey değil. Tamam. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım sizden ricam bunları bu şekilde ezberlemek yerine. Bunlarla alakalı bol miktarda örnek çözerseniz soru çözerseniz otomatikman zaten kafanızda olgunlaşıyor bunlar. Lafı fazla uzatmayın. Ben konuşmayı severim. Konuşmayı farklı videoların konusu olarak alırız. Şimdi gençler. 30-60-90 üçgeninde ben 30'un karşısına 30'un karşısına eğer 1 dersem 90'ın karşısı biliyorsun 2 oluyordu. 60'ın karşısı da kök 3 oluyordu. 45-45-90 üçgeninde de ben AB kenarına yani dik kenarlara kök 2 ve kök 2 dersem eğer e burası da kök 2 katı oluyordu. Yani 2 oluyordu. 1 yani 1 kök 2 yazmak yerine kök 2 kök 2 2 yazdım. Umarım beni affedersin. Evet, yanlış bir şey yapmadım ama eee alışkın alışılmışın, alıştığının dışında bir şeyler yaptım. Tamam kusura bakma. Senin daha iyiliğine bu. Kök 2 kök 2 2 yaptım ben. Şimdi sinüs 30. Bir önceki dersimizde öğrendik. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Şimdi 30'un karşısına bakıyorsun 1, hipotenüsüne bakıyorsun 2 var. Demek ki sinüs 30 kaçmış? 1/2. bölü iki. Kosinüs 30 e komşu bölü hipotenüstü hocam o da yani kök 3 bölü 2 midir? Güzel. Tanjant 30'a bakacağım şimdi. 30'un karşısının kom komşusuna oranı yani 1 bölü kök 3 yaptı bu da. 1 bölü kök 3 dedim. Kotanjant 30 da sevgili arkadaşlarım bunu tam tersi kök 3 bölü 1 olacak yani kök 3'tür diyebileceğiz. Şu tarafa bakalım sağ tarafa sin 45. E sin 45 karşı bölü hipotenüstü kök 2 bölü 2 yapar. Kök 2 bölü 2 Cos 45'te komşu bölü hipotenüsü olduğu için o da kök 2 bölü 2'dir bak burada. Tan 45 karşı bölü komşu kök 2 bölü kök 2'den 1 ve kod 45'te komşu bölü karşı yani bunun çarpımsal tersi olacak. O da 1'dir diyeceğiz. Şimdi bazı değerler yok. Mesela tanjant 60'ı falan göstermedik. Kotanjant 60'ı göstermedik. Sin 60, kos 60 bunları göstermedik. E bunlarla alakalı bak burada bir not var. Dikkat edilirse birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların yani bunlar ne olur? Birbirlerinin tümleri olur değil mi? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüs değerleri, sinüs değerleri, kosinüs değerlerine, şöyle kos yazalım, tanjant değerleri de o tanjant değerlerine eşittir. Yani örnek veriyorum. Sin 70 nedir o zaman? Ha bu kos 20 derecedir. Kosinüs 40 derece nedir o zaman? Bu da sinüs 50 derecedir. Niye? Çünkü 70 ile 20, 40 ile 50 birbirini 90'a tamamlar. Tanjant 43 derece. Hmm, o zaman bu kotanjant 47 derecenin ta kendisidir. Veya kotanjant 67 derece tabii ki tanjant 23 derecenin de ta kendisidir. Çünkü 43 ile 47, 60, 67 ile 23 birbirlerini tabii ki 90'a tamamlıyorlar. Birbirlerinin tümleri bundan kaynaklı da bunlar birbirine eşittir diyoruz. Özellik sinüs satırına sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4 yazıp hepsini kök içine alıp 2'ye bölelim demiş. Bak şimdi. Sinüs satırına 0, 1, 2, 3, 4 yazıp hepsini kare kök içine alırsan. Kök 0, 0 hocam. Kök 1, 1'dir. E, kök 2, kök 2'dir. Kök 3 de kök 3'tür. 90 içinde kök 4 yani 2 yazacağız. Bunların her birini ben 2'ye bölersem. Şu şekilde bak. 2'ye bölersem. Neyi bulurum? Hocam 0 bölü 2'den burası 0 gelir. 1 bölü 2'den burası zaten 1 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Kök 3 bölü 2. Bak 2 bölü 2'den burası da 1 geldi. Bu ne demek oluyor? Sinüs 0, 0'dır. Sinüs 30, 1 bölü 2. Sin 45, kök 2 bölü 2'dir. Sinüs 60, kök 3 bölü 2. Ve sinüs 90, 2 bölü 2'den 1'dir diyoruz. Tamam Şimdi bu tabloyu devam edelim. Nasıl doldurabiliriz? Şimdi bunlar birbirini 90'a tamamlayan açıların e, sinüsleri kosinüslerine eşitse kosinüste de bu sefer tam tersini yaparım. Mesela ben buraya iki, e, ne yazarım? 4, 3, 2, 1, 0'ın kareköklerini alırım. 4'ün karekökü 2. 3'ün karekökü kök 3. 2'nin karekökü kök 2. 60'ın karekökü yani 1'in karekökü 1 ve 0'ın karekökü 0'dır derim. Bunları bu sefer 2'ye bölerim. Ve bunları bu sefer 2'ye böldüğüm takdirde de kosinüslerin cevaplarını bulurum. Bak burası 1'dir. E burası kök 3 bölü 2, kök 2 bölü 2, 1 bölü 2. Bak burası da 0'dır. Böylelikle cos 0, 1, cos 30 kök 3 bölü 2, cos 45 kök 2 bölü 2, cos 60, 1 bölü 2, cos 90 da 0. Hocam tanjant, bak şimdi tanjant 0. Tanjant dediğimiz şey sinüsün kosinüse oranıdır. Sinüsün kosinüse oranı. Yani 0 bölü 1'den burası 0'dır. 1 bölü 2'yi kök 3 bölü 2'ye bölersem o zaman da 1 bölü kök 3'ü bulurum. Kök 2 bölü 2'yi kök 2 bölü 2'ye bölersem 1. Kök 3 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye bölersem kök 3. 1'i 0'a bölersem tanımsız olur. Demek ki tanjant 90 tanımsızmış. Bunu anladık. O tanjant da tanjantın çarpımsal terziydi. Yani tepe taklak çevireceksin. 1 bölü 0 ya hocam tanımsız. Değil mi? Ya da 1 bölü 0 şuradan şöyle bakarsın. 1'i 0'a bölersin tanımsız. E burası kök 3 bölü 1'den kök 3. Burası 1 bölü 1 ters çevirdim biri 1. Bir. Burası bu sefer 1 bölü kök 3. Ve burası da tanımsız demiştik ya. Niye? 1'i 0'a bölmüştük. E şimdi 0'ı 1'e bölersem 0 gelir. Yani ben aslında burada sadece ama sadece sinüsü bulunca kosinüsü de tanjantı da kotanjantı da hatta bir abartalım sekantı kosekantı falan da buluruz yani. Tamam mı? sonuç olarak mesela e, kosekant dediğimiz şey 1 bölü sinüs değil miydi? E demek ki şunları ters çevirince sekant, kosekantı buluyoruz. Şunları ters çevirince de sekantı buluyoruz. Tamam. Yani sadece sinüsü bilmem diğer her birini bulman için yeterli bir sebep oluyor. Birinci örneğimize seninle birlikte bir bakalım. Kosinüs 30 neydi? E hocam kök 3 bölü 2 idi. Güzel. Artı sinüs 60 neydi? E o da kök 3 bölü. Daha sonrasında bölü dedim ve devam ediyorum yoluma. Sinüs 60 kök bölü 2 yukarıda söylemiştik zaten. Kosinüs 60 da 1 bölü 2 idi. Üst tarafa bakıyorum. Kök ile kök topladım. 2 kök 3. Alt tarafında 2 var. Bölü. Burada da kök 3 artı 1 bölü 2'miz var. Şimdi şuradaki bölü 2'leri sana zahmet götürü verelim oradan. Yukarıda ne kalır? 2 kök 3. Alt tarafta ne kaldı? Kök 3 artı 1. Tabi böyle bırakmayacağız değil mi biz bunu? Yani nasıl böyle bırakmayacağız? Eşleniği de genişletelim bunu. Kök 3 eksi 1 ile. Üst taraf ne olur? 2 kök 3 ile kök 3'ü 6 geldi. Eksi 2 kök 3. Bölü. Kök 3 artı 1 ile kök 3 eksi 1'i çarparsak 3 eksi 1'den 2 iki gelir. 2 ile sadeleştirme yaparsak 3 eksi kök 3 bize cevabı verir. O halde doğru cevabımız 3 eksi kök 3. Tamam. Bunları bilirsen bu tarz örnekleri çok rahat bir şekilde yapabilirsin. sınavda böyle örnekler mi karşına çıkar? Tabii ki de. Hayır. Biz o zaman niye bunu buraya yazdık? Çünkü alışman gerekiyor ya. Kosinüs 30 kaçtı, sinüs 60 kaçtı, kos 60 kaçtı. Bunlar alışmamız gerekiyor. Bundan kaynaklı bu tarz örnekler bizim için önemli ve mühim örnekler. Aklında bulunsun yani. Örnek 2. Şimdi diyor ki A sayısı var, B sayısı var. 2A-3B soru. Öncelikle A sayısını bir bulmaya gayret gösterelim sin kare 1 artı sin kare 2 nokta 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 sin kare 89 e yani böyle gitmiş buraya kadar ben bunu nasıl toplayacağım şimdi iyi dinle beni sin kare 1 bu ifade şuraya bakacak olursan sin kare 89'u var ya bu kos kare 1'in ta kendisi değil midir şimdi o zaman ben şöyle yapayım bunları sin kare 1 artı sin kare 2 artı sin kare 3 artı nokta 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 artı sin kare 87 artı sin kare 88 artı sin kare 89 yazdım ben buraya tamam mı? Diğeri için bak diğeri için bu kadar detaylı uğraşmayacağım. Sin kare 1 şurada kos kare 1 var. Sin kare 2 burada kos kare 2 var bak burada. Sin kare 3 e şu da sin kare 87'de biliyorsun kos kare 3'tür. Bunların her birinin toplamı da 1'dir gençler. 1'den 89'a kadar 89 tane sayı var. Demek ki ben bunları ikişerli ikişerli grupladığım takdirde her o iki tanesinin toplamı 1 oluyor. Ama 89 ikişerli ikişerli gruplanmaz ki be kardeşim. Ne yapacağız? Demek ki 44 tane birimiz var. Yani 88. Bu ortada kalan ne? Ortada kalan da gençler sin kare 45'tir. Artı sin kare 45 derece. Şimdi sin kare 45 ne? yazalım. 44 artı sinüs 45 kök 2 bölü 2 idi. Karesini alırsam 2 bölü 4 gelir. Yani 1 bölü 2 gelir. 2A lazımdı bize bu A. 2 ile çarparsam 88 artı 1 gelir. E hocam bu da 89 oldu. Çok güzel. Şimdi ben bunun 89 olması gerektiğini anladım. Eksi. Şimdi şunu bulup 3 ile çarpacağım. Hadi bir de bunu bulalım. Tanjant 5 var. Tanjant 85 var burada. E bu zaten kotanjant 5'ti. Demek ki tam 5 ile kot 5'in çarpımı da ne olacak? 1. Tanjant 10 ile kotanjant 80'in e, çarpımı o da 1. E hep 1 geliyor. 5'ten 85'e kadar kaç tane sayı var? 85 eksi 5 bölü artış miktarı 5 artı 1 tane hocam. 80'i 5'e böldüm. Ne geldi? 20 pardon 16. 1 ekledim 17. Bunlar ikişerli ikişerli gruplanmıyor. Peki tam ortada kalan şey nedir? Tan 45'tir. E, sıkıntı yok o da 1. Hmm, demek ki B kesinlikle 1'miş. O zaman ben 3 kere 1'in 3 olduğunu bilirim. 89'dan 3'ü çıkarırsam 86 bana cevabı verir. Tamam mı? İkinci örneğimizi çözdük ve devam ediyoruz. Bir not var karşımızda. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüs değeri, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri birbirinin bir şeyine eşittir diyor. Ne olacak? Şimdi birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüs değeri demiş ya. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. 10 dereceyle 170 derece. Bunlar birbirini neye tamamlıyor? 180'e tamamlıyor, değil mi? Sinüs 10 sinüs 10 derece diyelim. Bu neye eşittir? Arkadaşlarım sinüs 10 derece sinüs 170 dereceye eşittir. Biraz daha yakın yazalım. Sinüs 170 dereceye eşittir. Yani birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüs değerleri, sinüs değeri birbirine eşittir diyeceğiz. Birbirine eşit diyeceğiz. Kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri birbirinin eksilisine eksilisine eşittir. Yani mesela kosinüs 10 derece mi dedim? E, kosinüs 170 dereceyi düşünelim. Kosinüs 170 derece kosinüs 10'un eksilisine eşittir. Hocam örnek veriyorum, tanjant 20 derece, tanjant 160 derece dedik, tamam mı? Tanjant 160 derece de tanjant 20 derecenin eksilisine eşittir. Örnek veriyorum, kotanjant 30 derece için konuşalım. Kotanjant 30 derece için konuşalım. Kotanjant 150 bak, bunlar birbirine 180 e tamamlar. Kot 150 de kot 30'un eksilisine eşit olacaktır. Mesela demiş ki, sinüs 135, bunu ne 180'e tamamlıyor? 45. O zaman diyorum ki sinüs direkt kendine eşittir. Sin 45 derece. Kosinüs 150 eksi kosinüs 30'a eşittir. Tanjant 120 eksi tanjant 60'a eşittir. Kotanjant 135 eksi kotanjant 45'e eşittir diyeceğiz. Ama anlaşılmıştır. Tabi bunlar indirgeme formüllerinden geliyor. İleriki aşamalarda göreceğiz bunu. 1-2 derse görürüz diye tahmin ediyorum. Evet örnek 3. ABCD karesinde CE EB'ye eşit demiş. CE şurası, EB de burası. E şimdi hiç sayı vermemiş güzel kardeşim. O zaman ben buraya 1 derim, buraya 1 derim. Böylelikle bu kare ise aha burası 2 olur, burası da 2 olur, burası da 2 olur. CE EB'ye eşit olduğuna göre sinüs alfa artı kosinüs alfa değeri nedir diye sorun. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, gençler. Ben şuraya, şu kısma beta diyeceğim. Böylelikle Böylelikle alfa ile beta'nın toplamı neye eşit olur? 180 dereceye eşit olur. Şimdi ben alfayı, alfayı gidip 180 eksi beta biçiminde yazabilirim. Ama sonuç olarak da benden sinüs alfa ile kosinüs alfanın toplamı istenmişti. Sinüs alfayı artık alfa 180 eksi beta olduğuna göre sinüs 180 eksi betaya eşittir sinüs alfa. Kosinüs alfa da kosinüs 180 eksi beta'ya eşittir. Ta kendisidir. Peki. 180 eksi beta. Birbirini ne yapıyor bu alfa ile beta? 180'e tamamlıyor. Sinüsünde ne oluyordu? Kendisine eşit oluyordu. Yani sinüs beta'ya eşit oluyordu. Kosinüste de, de eksilisine yani eksi kosinüs beta'ya eşit oluyordu. Aslında bakarsan sin alfa artı kos alfa sorulmuştu ya. Ben diyorum ki hayır kardeşim ben kabul etmiyorum. Bunun yerine sin beta eksi kos beta'yı bulacağım. Niye? Çünkü aynı şey. Tamam. Tamam. Devam. Burası betaydı. 1, 2 burası da ne yapar? Kök 5 yapar. Aha burası dik çünkü. Sinüs betayı bul bakalım. 2 bölü kök 5 hemen yaz. 2 bölü kök 5. Karşı bölü hipotenüs. Eksi kosinüs betayı bul bakalım. 1 bölü kök 5. Ha, tamam bak böyle daha kolay oldu. Cevap ne? 1 bölü kök 5. Yok mu şıklarda? Kök 5 ile genişlet. Kök 5 bölü 5 olsun. Tamam. Yani ya bu ya da bu ikisinden biri ışıklarda zaten vardır. İstediğini işaretle. Tamam mı güzel kardeşim. Pekala örnek 4 ve tabi bu da artık son örneğimiz. Aşağıda birim karelerle oluşturulmuş şekil gösterilmiş. Şöyle biraz da yaklaşalım gitgide. Heh. Biraz daha biraz daha tamam. Güzel oldu. Aşağıda birim karelerle oluşturulmuş şekil gösterilmiş. Buna göre tan x artı kod diye ifadesinin eşiti soruluyor. Öncelikle ben bunu tamamlayacağım. Yani o 2 2 4. Şöyle getirdim. Tamam mı? Bunu da şöyle aşağı doğru indirdim. Şöyle getirdim. Bunu da aşağı doğru indirelim. Belki işimize yarar. Şunu da şöyle yapalım. Tamam mı? Belki işimize yarar yani. Çekil tam olsun da. Peki bak bir sürü nur topu gibi birim karem oldu benim. Şura x ise şurada x midir? Hocam açı taşıyacağız. O Allah'ın emri bu tarz sorularda açı taşıyacağız yani. Peki tanjantik sorulmuş. Şimdi şuradaki üçgene odaklanmanı istiyorum ben senin. Şu büyük üçgene odaklanmanı istiyorum. Burası dik üçgen. Burası da x ise tanjant karşı bölü komşudur. Yani şurası 5, şurası 3. 5/3 bölü 3 diyeceğiz tamam mı? Şunları bir sileyim kafa karışıklığına sebep olmasın. Tanjant x neymiş? 5/3 bölü 3, artı kot y lazım var. Hmm. O tanjant y'yi nasıl buluruz? Ben şuradaki açı var ya. Şurası Şurası. Görünüyor değil mi? Göründü. Ben buraya C diyeyim tamam mı? Buraya C dedim. Ve C ile Y'nin birbirini 180'e tamamladığını biliyorum. O halde Y dediğim şey 180 eksi C değil midir? Evet. Benden kotanjant Y mi istenmiş? Aslına bakarsan kotanjant 180 eksi C de istenmiştir diyebilirsin. Peki bu 180'e tamamladığı için burası eksi kotanjant C midir? Aynen öyle. Demek ki ben bunun kotanjantı. Hocam da. Hocam burası yani birim karelerin köşesinden bile geçmiyor. Ben buradaki üçgende şimdi kenar mı hesaplayacağım boştan yere? Yok yok bak kenar hesaplama. Şöyle düşün. Şuradaki dikdörtgeni düşün. Bu dikdörtgende şu bizim köşegenimiz değil mi? Aynen öyle bak. Bu bizim köşegenimiz. E köşegense şurası şurayı ve şurayı iki eşit parçaya bölmemiş mi? Bölmüştür. Bunların kenarı 1'di. Bir, birdi. O zaman şuradan şuraya kadar olan kısım yani şurası 3 bölü 2'dir. Yani 1 buçuktur. Ve şurası da zaten 1'di. Şimdi bana ne lazım? Kotanjant C'nin eksilisi komşu bölü karşı 3 bölü 2'yi 1'e böldüm. 3 bölü 2 geldi. bunun eksilisi nedir? Eksi 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla şu ek, artının şurasını sildim. Buraya da 3 bölü 2 yazdım. Artık bunu 2 ile bunu 3 ile genişleteceğim. Bu da bana 1 bölü 6'yı verecek. Evet. Gençler dördüncü örneğimizde çözdük. Ve demiş dedim ya sadece bir sayfa çözeceğiz. Ve o bir sayfada çok şey anlayacağız. Arkadaşlarım gerçek anlamda çok şey anladığımız bir ders oldu. Umarım sen de bu dersten hem keyif almışsındır hem de bayağı verimli geçmiştir diye umuyorum. Bir sonraki derste ne yapacağız hocam? Hemen sana bunun bilgisini vereyim. Bir sonraki dersimizde trigonometrik fonksiyonları arasındaki bağıntıları işleyeceğiz. Yani bu ne demek? sinüsle kosinüs arasındaki tanjantla kotanjant arasındaki bağıntıları falan işleyeceğiz. Eee, trigonometrik özdeşlikleri göreceğiz. Özdeşlik ne demek? Denklem ne demek? Sana bunların ayrımını yapan bazı konuşmalar da yapacağım. Umarım bunları da dikkate alırsın. Bir sonraki dersimiz 40 dakikadan az sürmez. Haberin olsun ona göre hazırlıklı gel. Kitabın yanında gel. Tamam unutma bunları. Sonraki dersimizde görüşelim güzel kardeşim. Artık veda vaktidir. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Sizleri tabii ki de çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.